Nefis Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün size yapımı çok kolay, çok lezzetli ve yumuşacık bir pasta tarifi vereceğim. Labneli pasta. Dilerseniz hemen yapımına başlayalım. Öncelikle tencereye 2,5 su bardağı süt, yarım su bardağı un, yarım su bardağı toz şeker ve 1 adet yumurtayı alalım. Ocağı açmadan önce tüm malzemeyi çırpma teliyle güzelce çırpalım. Ardından ocağı açalım ve krema koyulaşıncaya kadar sürekli karıştırarak pişirelim. Bu aşamada kremanın dibinin tutmaması için ocağı çok yüksek ateşte açmamanızı tavsiye ederim. Kremamız kaynadıktan sonra ocaktan alalım ve daha hızlı soğuması için ayrı bir kaba aktaralım. Streç filmle kremanın üzerine temas edecek şekilde kapatalım. Soğurken kremamızın üzerinin kabuklanmaması için bu şekilde 15 dakika kadar bekletelim. Beklettiğimiz ve ılayan kremanın üzerindeki streç filmi çıkartalım. 200 gram kadar labne peynirini ilave ederek güzelce çırpalım. Bu tarifin püf noktalarından bir tanesi labne peynirini kullanırken altındaki suyu süzmek. Böylece daha kıvamlı ve lezzetli bir krema elde edeceksiniz. Şimdi hazırladığımız kremayı bir kenara alalım ve pastamızın yapımına başlayalım. İlk olarak keki ıslatmak için bir kaseye yarım su bardağı ılık süt alalım ve bir paket vanilyayı ilave ederek karıştıralım. Hazır pandispanyanın alt katını servis tabağına alalım. Üzerine hazırladığımız sütle güzelce ıslatalım. Islattığımız kekin üzerine labneli kremamızın yarısını alalım. Bir spatula yardımıyla güzelce yayalım. Kestiğimiz muz dilimlerini kremanın üzerine yerleştirelim. Dilerseniz farklı meyveler de kullanabilirsiniz. Pandispanyamızın ıslattığımız diğer yarısını da pastamızın üzerine yerleştirelim. Ve etrafını kalan kremayla güzelce kaplayalım. Ben pastamı Hindistan cevizi ile süsledim. Dilerseniz kakao ile de üzerini kaplayabilirsiniz. Bu aşamada evdeki malzemelerinize göre ya da damak zevkinize göre pastanızı hazırlayabilirsiniz. Çok kısa sürede hazırladığımız yumuşacık ve kremasıyla çok lezzetli olan bu pasta tarifini mutlaka denemenizi öneririm. Şöyle hemen pastanın içerisinden de bir dilim sizlere göstermek istiyorum. Çay ve kahvenin yanında servis edebileceğiniz hafif ve lezzetli bir pasta tarifi. Deneyeceklerden özellikle yorumlarını ve fotoğraflarını bekliyorum. Şimdiden herkese afiyet olsun. Vakit ayırıp tarifimizi sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Gelecek tariflerde görüşmek üzere.